Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü türü yönüyle ötekilerden farklıdır? Arkadaşlar kökün türü dediğine göre isim kökümü, mü fiil kökü mü? bunu soruyor. Okuyanın kelimemizin kökü okumak. Arada y kaynaştırma var. Sonra şurada sıfat fiil eki almış ama kök soru için onlara bakmama gerek yok. Okumak mekmak aldığı için fiil kökü. Yazanın yazmak mekmak aldığı için fiil kökü. Kişiliğinden kişilik kelimemizin kökü kişi. Sorarlılıklık yapım eki almış. Kişi mek olmadığı için isim kökü bir şiir coşkusu. Coşmaktan coşku, kı ki yapım eki var. Mekmak aldığı için fiil. Duygu duymaktan gelir, hissetmek anlamındaki duymak. Duymaktan duygu fiil kökü. O zaman cevabımız C. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü sözcük türü yönüyle ötekilerden farklıdır? Kökü sözcük türü yönüyle farklıdır dediğine göre köklerin iki türü var. İsim kökleri, fiil kökleri buna bakacağız. Yerleşmenin kökü yer. Yermek diye fiilimiz var ama burada yerleşmekle yermenin ilgisi yok diye bunu yer isminden alacağız. Yani burada isim kök var. Başlayacak, baştan gelir. Başmak olmadığı için bu da isim kökü. Önemsemek önden gelir. Önden önem olur. Bu da isim kökü. Toplandılar. Toptur bunun kökü. Toplu olmak, bir arada olmak anlamında top isim kökü. İşitmemiş bunun kökü. İşitmek fiil. Mekmak aldığına göre fiil cevap e. Doğadaki ses ya da seslere benzer seslerden oluşan kökler yansıma köktür. Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili sözcüğün kökü yansıma değildir? A. Havlamak. Havlamak yansımadır arkadaşlar. Havdan gelir zaten. Gürültü belki çok gök gürlerken gürültü şeklinde bir ses çıkmıyor belki. Bunu böyle düşünebilirsiniz ama gerekirse ezberleyeceksiniz. Gürültü de yansımadır. Ötüş yansıma değil zaten cevabımız bu. Patırtı pattan gelir. Bu da yansımadır. Horlamak, hor'dan gelir. Bu da yansımadır. Cevap C. Numaralandırılmış sözcüklerden hangilerinin kökü fiildir? Mekmak alıp almadıklarına bakacağız. Gurbetten, gurbet, gurbetmek olmayacağı için bu isim. Yorgunum, yormaktan yorgun. Aldı işte mekmak fiil. Hancı, handan gelir. Hanmak diye bir şey olmaz isim. Yatak, yatmaktan gelir ve mekmak aldı fiil. Karanlık, kara. Karadan gelir, siyahtan gelir Mekmak almaz isim. O yüzden cevabımız C. Bu dizeleri oluşturan sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Umarak sözcüğünün kökü umdur ve fiil soyludur. Evet doğru umarak ummaktan gelir ve fiildir. Büyük sözcüğünün kökü büyüdür ve fiildir. Evet büyük kelimesi büyümekten gelir sonra k yapım ekini alır ve isim olur. Bu da doğru. Hatırlamazsın kelimesinin kökü hatırdır ve isimdir. Doğru. Hatırmak diye bir şey yok. Hatırdan hatırlamak oluyor. D. Dördüncü dizeyi oluşturan bütün sözcüklerin kökü isimdir. Bir bakalım hepsine. Nasıl, ne asıl, hepsi isim, hatır isim zaten, o isim, türkü isim, bu da doğruymuş. Alıştığımız kelimesinin kökü aldır ve isim soyludur. Hayır, al anlamlı olabilir, al yani kırmızı anlamında olabilir ama kelimemizle alakası yok. Alıştığımız, o yüzden bunun kökü almaktır fiildir. Cevap E. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü sözcük türü yönüyle diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar kökü sözcük türü yönüyle farklıdır dediğine göre isim kökü, fiil kökü ona bakacağız. Dalgalı dalmaktan dalga fiil kökünden geliyor. Dertli dertmek olmadığı için isim kökü. Şanssızlık şans şansmak olmadığı için isim kökü. Akılsızca akıl isim kökü, akılmak olmadığı için. Oyunculuk, oyun, oyunmak olmadığı için isim kökü, cevap A. Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü sözcük türü yönüyle diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar kökü sözcük türü yönüyle dediğine göre isim kökü mü, fiil kökü mü ona bakacağız. Uçsuz kelimesinin kökü uç ismi. Bakın uçmak diye fiil de var ama uçmakla uçsuzun alakası yok. Uç, uçsuz bucaksız o yüzden isim. Ekin, ekmek, ekilen şeye ekim deniyor. O yüzden bu fiil, ekmek fiil kökünden geliyor. Vardı, var yok. Yokun zıttı olan var bu. Mesela varmak fiili de var. Bir yere varmak ama burada o anlamda değil. Burada yokun zıttı var olduğu için isim kökü. Yine ova isim kökü ovamak diye olmadığı için sularını sumak diye olmadığı için bu da isim kökü. Yani cevabımız B. Aşağıdakilerden hangisinde yansımadan türemiş bir yüklem vardır? Arkadaşlar yansıma doğadaki seslerin taklidiyle oluşturulan kelimeler. Yüklemlere bakalım yansıma mı değil mi? Sapmıştı sapmak bu doğadaki bir ses taklidi değil. Duyuluyordu duymak. Yine ses taklidi yok. Vızıldıyordu. Evet arıların vız diye vızıldaması yansıma geldi. Geziniyordu gezmek yansıma değil. Çıkmak yansıma değil. Cevap C. Altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü sözcük türü yönüyle ötekilerden farklıdır? Arkadaşlar kökü sözcük türü yönüyle farklıdır dediğinde iki şeye bakacağız. İsim mi fiil mi? Dönem dönmekten gelir. Dönem kelimesinin kökü dönmek fiilidir kurum çalıştığı kurum kurulmuş olan şeye kurum denir yani kurmakla alakası var kurmaktan kurum fiil soluk solumaktan gelir bu arkadaşlar bunu yazayım karışmasın solumaktan soluk solmak değil solumak yani nefes almak çünkü parçamız astım ilacı falan diyor solumakla nefes almakla ilgili solumak da fiildir önem önden gelir isim köküdür durum durmaktan gelir fiil köküdür bu durumda cevabımız D. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ortak ikili kök kullanılmıştır? Arkadaşlar ortak kök, kökteş dediğimiz yani hem isim hem de fiil kökü olarak kullanılabilecek olan ama burada sesteş kökle karışmaması için şuna dikkat edeceksiniz. Ortak kökte kelimelerin birbiriyle anlam ilgisi taşıması lazım. Sesteşte de hiç alakaları olmaması lazım. Mesela gül gülmek evet ikisi hem isim hem fiil olarak kullanır ama ortak kök değildir. Onlar sesteştir. Çünkü gül çiçeği ile gülmek fiil arasında alaka yok. Ortak kök olması için alaka olması lazım. B'ye bakarsanız B'de var arkadaşlar. Bakın mesela şurada diyor ki Barış olsun. Burada barış isim olarak kullanılmış değil mi? Ama ben bunu barışmak şeklinde fiil olarak da kullanabilirdim. İki ülke barıştı. iki kardeş barıştı şeklinde fiil olarak da kullanabilirdim. Yani burada barış hem isim hem fiil olur ve birbirleriyle alakaları var. Barış olsunla barışmak arasında anlam ilgisi olduğu için cevap B. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar kökün türü dediğine göre isim kök, fiil kök bunları kastediyor. Hemen bakalım. Sevgiye kelimesinin kökü, sevgi kelimesinin kökü sevmek fiili. Bakın mekmek aldığı için fiil. Benzeyen kelimesinin kökü, bu kelimeyi yazayım, benizden gelir. Benizden yap, e yapım eki alarak benzemek olur. Beniz de isimdir. Yani bu kelimemizin kökü, isim kökü. Ayrılık ayırmaktan gelir. Bunu da ayıralım. Ayırmaktan şöyle yapayım. Ayrılmak ayrılmaktan ayrılık. Şöyle eklerini ayıralım. Yani bu da fiil kökü. Ayırmak fiili. Yaktığı yakmaktan gelir fiil. Ilık mesela bunu da ayırayım. Ilımaktan ılık, ılımak da fiildir. Fiil bu durumda cevabımız beniz isim B. Bu dizeleri oluşturan sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A eskiler sözcüğünün kökü eskidir ve fiil soyludur. Arkadaşlar eski kelimesi kökteş ortak kök dediğimiz bir kök yani hem isim hem fiil olarak kullanılabilir. Peki isim ve fiil mi olduğunu nasıl anlayacağız? Cümledeki anlamına ya da aldığı eklere bakarak. Şimdi bakalım lerler ekini almış. Lerler eki ne eki? Çoğul eki neye gelir? İsme gelir. Demek ki bu kelime isim kökü. O zaman burada fiil soyludur dediği için yanlış yani cevabımız bu. Kökteş fiillerin sesteş fiilden farkı şu arkadaşlar. Kökteşte birbiriyle ilgilidir. Yani eski isim olarak kullanılsa da eski fiil olarak kullanılsa da sonuçta eski ile alakaları var. Böyle ayıracaksınız. B alıp sözcüğünün kökü aldır ve sesteş olma özelliğine sahiptir. Bakın şimdi anlattığım şey. Evet almak fiil var. Fiil al kırmızı var isim ama burada Allah kırmızı ile almak fiilin hiç alakası olmadığı için bunlar sesteştir kökteş değil bu da gider doğru yani yapıyorum sözcüğünün kökü yaptır ve fiildir evet yapmaktır de gıdasıdır sözcüğünün kökü gıdadır ve isimdir gıdamak olmadığına göre isim bayılıyorum sözcüğünün kök türü fiildir bayılmak evet fiil cevap a